Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kelan Kara ile TETA Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Koni'de kalmıştık. Koni'de test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 258 ve 259'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yüksekliği 4 cm olan dik Koni'nin hacmi. Arkadaşım yüksekliği 4 cm verilmiş ya. Şöyle yükseklik 4 cm ve yarıçapta R ise pi r kare çarpı h bölü 3 değil midir? Yani 12 pi'dir bu. O zaman gitti gitti. Şununla şu sadeleşti. 3 yaptı. 3 kere 9. 9'dur. R kare eşittir. 9 sarayı buradan 3 buluruz. Yanal alan nedir diye soruluyor. R'yi kaç bulduk? 3. 3, 4, 5 üçgeni. Piril değil miydi? Pi, R, L. Yani 15 pi yapar. Yanal alan. Birinci soru balık kesir yaptı. İkinci soruya geldik. Şekilde taban merkezi O olan dik konu verilmiştir. T, O'yu kaç vermiş? 6. TCO üçgeni. Düzlemedik ya o zaman burası 90 derecedir. Üçgenin alanı verilmiş. Burası R ya. R çarpı 6 bölü 2 eşittir 24 verilmiş. O zaman R'yi buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Yarı çapta 8 oldu. Koninin yan alanı. 6, 8, 13 kenden burası 10 çıkar. Yan alanda neydi? Pi, R, L, Pril. Yani 80 pi yapar. Evet ikinci soru. Cihan oldu. 3'e geldik. Evet şimdi ne yapacağız? 5 13 5 12 13 üçgeninden 12 yaptı burası ve şuradaki üçgenimiz ne yapacak? AB etrafında döndürülecek. O zaman AB'ye göre şeklin simetrisini alıyoruz. Şu şekilde aldık. Şeklin simetrisi. Tamam. E şeklin simetrisi alınca şöyle oldu. E bu nokta buraya geldi. E o zaman dönüş yaptığında şöyle bir ne çıktı? Yarıçap 12 yüksekliği de 5 olan bir silindir, e, silindir diyorum. Konu çıktı. Pi r kare çarpı h bölü 3 olacaktır. Yani bu pi çarpı 12 çarpı 12 çarpı 5 bölü 3 ya. Şunlar şunlar sadeleşti. 4 5 kere 4 20. 20 ile 12'yi çarpsak 240 yapar. Cevap 240 pi yapar o zaman. Evet. 3 soru Denizli oldu. Geldik 4'e. Evet. Böyle bir daire dilimi kıvrılarak bir konu elde ediliyor. R bölü L alfa bölü 360'ı Bu L, a, yalnız Kapağı olsaydı tam kapağını da kapatırdım. Ben bunu böyle kapattığım zaman bir konu elde edeceğim ama ağzı açık bir konu elde edeceğim. Çünkü kapağı yok. Şurası normalde R olacak. Burası L değil mi? Evet burası L. L dediğimiz burası. Yani 6. R bölü L alfa bölü 360. Açımız kaç derece? 180 derece. Açıyı vermemiş ama yarın çaplı dediği için aslında çaktırmadan vermiş bunu. O zaman R bölü L alfa bölü 360'dan 1'e 2 1'e 2'den R'yi 3 buluruz. R3 Koninin hacmi isteniyor. Arkadaş yüksekliği bulmalıyız. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da 3 köküçtür. O zaman hacim pi r kare çarpı h bölü 3 yapacaktır. Gitti gitti. Cevap 9 kök 3 pi yapar. Yani cevap denizde oldu 4. soru. 5'e geldik. Şekilde ağaçtan yapılmış. O merkezli t A, Konisi verilmiştir. O k, k eşit olacak şekilde. Nerede? OK, KT eşit olacak şekilde. Ve OB, OD. Hmm. Bak. OB ile OD. OB ile OD arasında ne var? Şuraya ben OD'ye R dersem. OB uzunluğu 3R. Şunun tamamı 3R olarak verilmiş. Şimdi ben bu konuyu çıkarttım. Ondan sonra kalan cismin hacminin çıkan koninin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşım içerideki nedir? P, R kare çarpı H bölü 3 değil midir? Evet. Sonra oranlaması için isteniyor. Ne diyor? Ee, çıkan koyunun hacmine, kalan cismin hacmi. Kalan cismin hacmine tamamından yani pi 3 r'nin karesi büyük. Ondan sonra 2 h bölü 3 değil midir? Evet. Eksi kalandan kalanı bulmaya çalışacağım. Ee, çıkan parçayı ne yapacağız? Çıkartacağız. O zaman pi r kare çarpı h bölü 3. Yani tümden bunu çıkarttım. Yani burası çık, e, çıkan kalan cismin hacmi yapıyor yukarısı. Aşağısı da çıkan cismin hacmi oluyor. Bunların oranlaması isteniyor. Ya burada pi karelerle hiç uğraşmayalım. Pi kareler şöyle gitsin bakalım. Ondan sonra pi kareler gitsin. E burası ne yaptı? 9. 9 da 3 sadeleşince 3 kaldı. 3 kere 2 6 haç yaptı yukarısı. 6 haç eksi. Burası da haç mı yaptı? Evet. Şu 3'ler sadeleşmese de olurdu aslında. 3'leri bir sadeleştirmeyelim arkadaşlar. 3'lerde yani şöyle bir şey olsun. Pi kareler sadeleşti. Tamam. Hocam şurası 3'ün karesinden 9 yaptı. Şurada bölü 3 bölü 3 bölü 3 var. Tamam. Bölü 3'ler devam etsin. E, ee, bu 3'ün karesinden 9 geldi. 2 ile çarptım. 18 h yapar burası. Eksi h bölü aşağısı da ne yaptı? h bölü 3. Tabi bölü, bölü 3'ü de vardı. Bölü aşağıda da h bölü 3. Üç. Bölü 3'ler de gitti. E, ee, bu 17 h bölü h yapar. O zaman cevapta ne yapar? 17 yapar. Yani 5. soru denizli çıkar. 6'ya geldik. Bir boya ustası taban çapı 20 santimetre. Yani yarı çapı 10 santimetre ve yüksekliği 25 santimetre olan bir dairesel silindir biçimindeki ruloyla bu çadırı boyayacak. Çadırın yüksekliği 3 metre. Yarı çapını bilmiyorum. Yüksekliği 3 metre. Ve 16 metreküp. Bak dikkat 3 metre yükseklik. R'yi de metre olarak alalım. Hacmi de 16 metreküp. Hepsi metre cinsinden o zaman pi r kare çarpı h bölü 3 eşittir. N eşit olmak zorunda. 16 pi'ye 3'ler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. R 16 ise R'yi buradan 4 buluruz. R 4. 3, 4, 5 üçgeninden 5 çıktı burası. Ama burada santimetre bunlar. E o zaman santimetreye çevirelim. Burada en son çevirebiliriz de olsun. En başta çevirelim. Bunu 300, 400, 500 şeklinde çevirdik. Şimdi ne, ne, yapacağız burada? Buna göre diyor. iki kat boya yapan usta çadırın tamamını boyamak için ruloyu en az kaç tam tur döndürür diye soruyor bize arkadaş ne yapacağız? Ben boyayı süreceksem bunun yan yüzeyiyle çevireceğim değil mi? Bunun yan yüzeyiyle bunun yanal alanını şey yapacağım. O zaman bunun yanal alanı yani pirildi mi? Pi R L ile bunu nasıl yapabilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Yani bundan kaç tane tur attırabilirim? Bir turu nedir? Bunun yan yüzeyinin çevresi. 2 Pi R çarpı H yapar. O da 500 Pi yapar. O zaman ben bir kat vursam 500 piyeden kaç tane döndüm ona bakacağım. Hocam piyeler gitti. 500 gitti. O zaman bir kat vurdum da 400 kere bu yan yüzeyi vurdum. Yani 400 tur attım demek. O zaman 400 tur attıysam 2 e, tur atması için e, ruloyu en az kaç tur döndürmemiz lazım diye soruluyor. Bu bir turda böyle oldu. O zaman iki kat boyu yapacaksam da 400 çarpı 2'den kaç yapar? Cevap 800 tur yapar. Çıklarda yok. Ee, şıkkı balık demiş galiba. İsterseniz bunu 800 diye düzeltelim. Burada bir hatamız olmuş. Cevap 8 olur ama ezbere çözersem 800 olur. Şimdi hata yaptıysak hatamızda böyle yüzümüze de vuralım. Kendi yüzüme de vurayım. Kardeşim güzel çözdüm değil mi? Ya yani bunun yanal alanını bununla boyayacağım değil mi ben? Evet çok güzel. Peki ben sana şimdi nerede hata olduğunu da göstereyim. Ya yani sen de hatayı da gör. Nerede hata? E ben sen bunu yanal alanı açtığın zaman çadığı böyle açıp da boyasan. Yani bu haliyle boyasan tamam rulonun değmeyeceği yüzeyler var burada. Hadi açsak diyelim. Hocam R bölü L alfa bölü 360. R bölü L yani 400 bölü, 300, 400, bölü 300, 400 bölü 500. Yani 400 bölü 500 alfa bölü 360 ya, alfa bölü 360'tan dolayı şunlar 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 sadeleşsin. O zaman 500 da bu 360 sadeleşse 72 yapar. O zaman 4 x 2 8, 4 x 28 burası 288 derece yapıyor. E sen ruloyu vur bakayım. Hadi ruloyu vurdun. Şuradaki silindirle ya da şöyle bir silindirle ruloyu şuraya kadar vurdum böyle de burayı böyle tek bir darbede vurabilecek misin? Ya yani buradaki yüzeyin dışında kalan hani bir darbe daha vursan dışında kalmıyor mu belli bir parçası? Yani oradaki tur sayısı daha da fazlalaşacak. O yüzden burada bir mantık hatası var. Bunu da sana göstermek istedim. Aslında soru hatalı. Seneye iki baskıda ben bunu çıkartırım. Ama ezbere yapacaksak bunu nasıl yaparız? Bunu bu şekilde yapardık. Yani. Değil mi? Evet. Bunun yan alanını bunun yan alanına bölüp. E, kaç bulduk? 400 bulduk. 2 yani tur atıyorsak da çarpı 2 direkt ezbere çözüm olur. Ama burada bir mantık hatası var. Onu da belirtmeden gitmeyelim. Hatamız varsa hatamızla üstleneceğiz kardeşim. Tamam çözüm böyle olurdu normalde. Mantık hatası olmasaydı ama mantık hatası da var soruda. Evet 6. soru bu şekilde geldik 7'ye. Dik konu biçimindeki bir cisim tabana paralel düzlemlerle yüksekleri eşit. Yüksekleri eşitse arkadaşım şuradaki parçalarda birbirine eşit değil midir? Eşittir. Şu eşitleri de şöyle gösterelim. Daha sonra küçükten bir yere doğru sarı, mavi, turuncu işte şu renklere boyanmış. Sarı ve turuncu parçaların alanlar. Şimdi benzerlik oranı kübü hacimler oranı eşit ama burada benzerlik oranı karesi yok mu? Var. Yani alanlar içe içine gir, giriyorsa karesi olacak. O zaman 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü 4. Hocam 1 bölü 4 ise burası A ise burası 3A olur. Tamamı 4A olur bundan. Hatta bu üçgendek gibi ya. 1, 3, 5, 7 ve 9A şeklinde gitmeyecek mi arkadaşım böyle? Evet. Ya da 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9A ise 9A olacak deyip burayı da 5A o şekilde bulabilirdik. Sonra 1 bölü 4, sonra 1 bölü 5'ten de yine alanları bu şekilde paylaştırabilirdik. Şimdi sarı ve turuncu parçalarının yan alanlarından bahsediyor. Sarı ve turuncu 6 A'yı bize 24 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz? A buradan 4 gelir. Buna göre diyor mavi turuncu ve mor parçalarının alanı. Mavi turuncu ve mor. Yani 15 A. Sarı ve kırmızı parçalarının yan alanı toplamında ne kadar fazladır? Yani 10 A'dan ne kadar fazladır? 5 A fazladır. A yerine 4 yazarsam cevap kaç çıkar o zaman? 20 çıkar. Evet 7. soru Denizli çıktı geldik 8'e. AD kenarı etrafında döndür diyor. AD'ye göre simetriğini alırız kardeşim çekelim. Ya simetri tam olarak buraya sığmıyor ama şöyle bir şey göstereyim ben. Sığdığı yere kadar sığdığı yere kadar gideyim. Şöyle göstereyim. Heh. Şöyle göstereyim. O zaman bu nokta buraya geldi. Hocam şöyle bir şey yapar. Bu nokta buraya geldi. Şöyle bir şey yapar değil mi? Yani kesik konu oluyor. Kesik konu olduğunda da ne yapıyorduk? Tam konuya şöyle tamamlıyorduk kardeşim. Tamamlayalım. Şurada yükseklik yapar. Benzerlik oranı kaç? 3 bölü 6. 1 bölü 2. Hocam 3 var 6 var 5 var dik yamuk var burada. E dik yamukta şu işlemi yapabiliriz. 3 6 ve 5 ise şuradan dik çizsem neler oluyor burada ya da hiç çizmeme gerek yok. Hocam 1'e bire, 2 oran var ya orta taban çıktı bunlar da birbirine eşit olacak. O zaman 5 ise burası 5 yapar. 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıkar burası. E burası da 4. Şimdi kesik şunun hacmi isteniyor arkadaşlar bizden. Kesiğin hacmi isteniyor. Kesik olduğu zaman kesiğin hacmini de bulmak için tamamlıyorduk ya tamamladık tamam. Benzerlik oranına bakalım. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü hacimler oranı eşittir. 1 bölü 8. Yani buradaki hacim V iken buradaki hacim kaç V? 7 V yapıyor. Bizden 7 V isteniyor. V hacmini bulabilir miyim? Bulabilirim. V hacmi nedir? Taban alanı pi r kare çarpı h bölü 3'dür. Bu da 12 pi'dir. Ama benden 7 V alanı isteniyor. 7 V hacmi isteniyor pardon. 7 çarpı 12 pi'den cevabımız 84 pi gelir. Evet cevap 84 bir yaptı. Yani 8. soru Edremit yapar. Geldik 9'a. Evet yüzey sorusu açacağız. Ama hangi doğru üstüne gittiğine dikkat edin. Buradan böyle açtığınız zaman bir daire dilimi elde ediyoruz değil mi? Yalnız buranın T olduğuna, buranın A olduğuna, buranın da A olduğuna. Dikkat edin B burada olacak. A bak buradan başlayıp da nereye gittiği önemli. Bak TA doğrusunun üstüne gidiyor. Hocam buradan başlayacak TA doğrusunun üstüne gidecek. Ve Şöyle bir oran verilmiş bize. TC'yi 6 vermiş. TC 6 olacak şekilde C noktasına gelsin diyor bize. TA da zaten 18. TA da 18. Şurası 6. TA 18. Yani burası da 18. Evet bu şekilde gelecek şekilde C'ye gelsin diyor. Şuradaki X durumu nedir diye soruluyor. Peki açtık. Aç, açmalı sorularda ne yapıyorduk? R bölü L, 3 bölü 18. Alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Altta biri. Alfayı buradan 60 buluruz. Alfa 60 çıktı. O zaman burada ne yapacağız? Hocam kosinüs teoremi yapacağız. Ya da boş ver kosinüs teoremini. Şuradan bir dik çizersin. Olay biter. Ya C'den dik çizersin ya da buradan dik çizersin. Yalnız buradan dik çizersen dikkat et şu sıkıntıyla karşılaşırsın. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 yapar. Çizdiğin dik buraya düşmüyor. Sadece dışarı düşüyor. Tamam. E, o yüzden bu sıkıntıyla niye uğraşıyoruz? Gel buradan çiz. bir. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Buraya 15 kalır. Burası da 3 kök 3 yapar. E, burası da ne olacaktır? 3'ün kök 3 katı. Burası da 3'ün 5 katı ya. Bak 3'ün kök 3 köküç katı. 3'ün 5 katı. O zaman burası da 3'ün kare küçüğünde diğerlerin kareleri toplamıydı. Kısa yoldan yapıyorum. Yani 3 ve 25. 28 yapıyor. Bu 28 de zaten 2 kök 7 yapar. Ee, sen 3 ile 2 kök 7'yi çarparsan kaç yapar? 6 kök 7 yapar. Cevap. Evet 9. soru. Böylelikle Ceyhan oldu ve geldik 10. soruya. Yukarıdaki şekilde 2 cm yalı çap dik silindir ile üst taban çapı 16 cm. Evet üst taban çapı 16 cm. Alt taban çapı silindirin taban çapıyla aynı olan kesik koni şeklindeki kaplar tabanları çakışacak biçimde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Evet kesik koni tabanından bir delik açılarak içerisindeki su silindire boşaltılması sağlanıyor. Kesik konideki suyun tamamı silindirin tamamını dolduruyor. Evet bu burayı dolduruyor. Bunun yarıçapı kaç? 2 değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Kesik koni var. Şu kesik koniyi şöyle bir yorumlayalım arkadaşım. Kesik konide biz ne yapıyorduk? Tam bir koni yapıyorduk değil mi? Evet bunun yarıçapı 2. Bunun yarıçapı kaç? 16 e, taban çapı 16 demiş. Yarı çapı 8 olacak o zaman. Şurayı yanlış yazmışım 8. Ben burada tam bir konuya tamamlıyorum. Benzerlik oranı 2 bölü 8. Yani 1 bölü 4 olacak. Yani K iken 4K olacak burası. Peki. Peki peki peki. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burası 1 bölü 4 olacak. Bunun hacmini bulacağız işte. Şurası da 10 mu verilmiş bize? Evet. E hocam bu 10 ya. E burada 1 bölü 4 oran var. 1 bölü 4'ten dolayı vay vay vay. Ha yüksekliği de bulabiliriz burada. Hocam şurada 1 bölü 4'ten dolayı buraya 3K kalmadı mı ya? Kaldı değil mi? Evet şuranın da 2 olduğunu biliyorum. Bak dikkat et. Şurası 3K. 1 bölü 4'ten dolayı 3K oldu. 3K 10 K dediğimiz 10 bölü 3 değil midir? Evet. Bak şimdi şuranın yüksekliğini bulabilirim ben. Nasıl bulabilirim? 10 bölü 3. Burası kaçtı? 2 değil miydi? 2. Hocam bu da 6 bölü 3. O zaman burası da 8 bölü 3 yapmaz mı? Yapar. Şimdi burada benzerlik oranından dolayı şuranın hacmini bulabilirim. Benzerlik oranı kaçtı? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün kübü 1 bölü 64. Yani burası V iken burası 63 V. O zaman ben ilk önce V'yi bulayım. V dediğim nedir? P R kare çarpı H bölü 3 değil midir? Evet. E o zaman burada 4 kere 8 32 pi bölü 9 yapar. E burası 32 pi bölü 9 yapar. E burası ne? Bu ası bu bizim Egehan gibi konuştum. R'leri şu an söyleyemiyor. 63 ve hocam 63 ve neye eşit? 63 çarpı 32 pi bölü 9 yapar. 7 kere 9 63 7 yaptı burası. Yani 7 tane 32 pi'ye eşit oldu. O zaman burası 7 tane 32 pi'ye eşit oldu. Hocam 7 tane 32 pi su hacmi burayı dolduruyormuş. Yani pi r kare çarpı h dolduruyor. Silindirin yüksekliği nedir diye soruluyor zaten bana. Şu 4 ile ya piler sadeleşti. 4 ile 32 sadeleşti. 8, 7 kere 8 de 56 mi yaptı? Haşı böylelikle ne bulmuş olduk? 56 bulmuş olduk. Yani 10. soru Edremit oldu dostlar. Böylelikle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani test 3'ün çözümünde konu konusundaki test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.